Yahu ilerleyen bilmeden nasıl ya Allah. İki göz evleri vardı. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede iki odayı da sardı. Gecenin karanlığını alevler aydınlatırken Gürcü ailesi evsiz kaldı. Yangında bütün varlığını kaybeden Necmiye Gürcü, kardeşi ve 80 yaşındaki babasıyla beraber yetkililerden yardım bekliyor. Hiçbir şeyim kalmadı. Benim her şeyim gitti anne. Olay salı gecesi yaşandı. Gürcü ailesi evde değildi. Evlerinin yandığını komşularından öğrendiler. Evlerinin tek odasında başlayan yangın kısa süre içinde yan odaya sıçradı. Kiremit çatılı ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Dün bizi ziyaretteydik, adamımızı yapıyordum. Birden alevler çıkmış, komşular bağırıyor, eviniz yanıyor. Biz de koşa koşa eve geldik. Kiremit'in üstündeki direkten kontak yapmış elektrik. Evimiz kül oldu. Buzdolabımız vardı. Daha yeni aldık. Televizyon da vardı. Dolaplarımız vardı. Elbiselerimiz de vardı. Hepsi zarar gördü. Oturma gruplarımız vardı. Yataklarımız. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Arabasıyla seyyar satıcılık yaparak 80 yaşındaki babası Ali Gürcü ve kardeşi Seher Gürcü'ye bakmaya çalışan Necmiye Gürcü yangında satmak için evde sakladığı ürünlerinden de oldu. Satmak için sakladığı ürünler bir miktar nakit para, evdeki eşyalar. Hepsi kül oldu. Ben, babam, kız kardeşim yaşıyor. İki odamız zaten hepsi gitti, kül oldu. İçinde paralarım da vardı. Babamın yaşlılık maaşı. Kardeşim babama bakıcı maaşı alıyor, o da yandı gitti. Bir tek üstümüzdeki elbiseler kaldı. Başka bir şeyimiz hiç kalmadı. Ben de kendi çapamda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Satıyorum, terlikmiş, iç çamaşırmış. Hepsi 4 milyarlık zararım oldu. İçeride hepsi yandı. Yangından sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tedarik ettiği çadırda kalan Gürcü ailesi mağduriyetlerinin giderilmesi ve başlarını sokacak bir yuva bulabilmek için yetkililer ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Sadece yetkililerden çok acilen yardım istiyoruz. Çadırda kalamayız. Ben de hastayım, kanser hastasıyım. 3. evrede. Ben dışarıda yaşayamam.